Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Samsun'dayız. Yeni bir programa, yeni bir sezona başlamadan önce Samsun'daki bazı yerleri size göstermek istiyorum. Geçen bölümde hatırlayacağınız Amisos Tepesi'ndeydik. Amisos Tepesi yaklaşık olarak tam net görülüyor mu buradan bilmiyorum ama şu uzantının olduğu yerlerden birisindeydi. Şimdi aynı körfezin başka tarafındayız. Ve burada da aynı çift tümülüs var. Büyük tümülüs ve küçük tümülüs. Buranın düzenlenmesi daha bitmedi. Daha yeni başlandı. Yine aynı bir önceki bölümde gösterdiğim Amisos Tepesi gibi burada da çevre düzenlemesi, parklar yapılacak ve mezarlıklar ziyarete açılacak. Şimdi isterseniz küçük yerden başlayalım. Gösterebiliyor muyum? Burası küçük bir tepe. Daha sonra da büyük tepenin üzerine çıkalım. Bunu içerseniz açılmadı ama dediğim gibi açılacak sonuçta. Haydi şimdi küçüğe bakalım. Bu arada drone'umuz yükleme yapıyor. Yüklemesi bitince karşı tarafa geçeceğiz. Mezarlık şimdilik böyle bir demir kapıyla korunmuş. Önce bir oluşumuna da bakalım mezarın girişinin. Ve bu taş yapılar ya zamanından kalma olduğu da biliniyor. Ve şimdi içeriye doğru bir girelim. O dönemde çok güzel bir tünel olarak yapılmış. Günümüzden yaklaşık 2000-2500 yıl aralığına denk geliyor. Yine bir galeriyle ulaşılıyor. Ve bu galeriden sonra da şurada gördüğünüz üzere nerede? Şurada gördüğünüz üzere mezar odasına geliyor. Yok, taş işçiliği çok düzgün, çok pürüzsüz. Üst taraflar böyle. Evet. Buradan da birazdan bu yukarıdaki tümülüse çıkacağız. Sıra dışı arkeoloji dersleri. 101. Tümülüs nedir? Özellikleri nelerdir? Merhaba arkadaşlar. Daha önce sizlere Samsun'un batı tarafındaki Barıthane semtinde yer alan Amisos Tepesi tümülüslerini göstermiştik. Bugün ise Samsun'un doğu tarafında yer alan Canik Toptepe tümülüslerini göstereceğiz. Doğu tarafında yer alan tümülüsler de tıpkı batı tarafındaki gibi bir büyük, bir küçük olmak üzere iki tümülüsten oluşmakta. Bu taraftaki tümülüslerin çevre düzenlemesi bitmediği için ziyarete açık değildir. Tümülüs, günümüzde normal hayatta duymadığımız kelimelerden bir tanesi olması nedeniyle birçok kişi tarafından bilinmeyebilir veya yanlış bilinebilmektedir. Tümülüsü en çok bilenler arkeologların dışında define avcıları. Define avcıları mezarlar ve mezarlıkları çok iyi bilirler ve tahrip ederler. Bazı yerlerde bulunan tümülüsler birçok kişi tarafından doğal olarak oluşmuş küçük tepe zannedilmektedir. Özellikle tarihi bölgelerde karşımıza çıkan tümülüs isminin ne anlama geldiğini ve tanıtımını verdikten sonra özelliklerine kısaca değinelim. Tümülüs nedir? Tümülüs, ülkemizde ve bazı ülkelerde kullanılmasına karşın Latince bir sözcük olup Türkçe'de karşılığı höyük veya kurgan olarak geçmektedir.
Tümülüsün içerisinde mezar veya mezarlık bulunan üzerine de toprak yığılarak yapılmış veya oluşturulmuş olan küçük tepelere ya da tepeciklere verilen isimdir. Tümülüslerin görülme yerleri günümüzde tarihi yerlerdir. Çünkü tümülüs yapma geleneği çok eski uygarlıklara dayandığından tümülüslerin olduğu tüm yerler tarihi yerler. Tümülüslerin özellikleri nelerdir? Tümülüsler dünya üzerinde sadece bazı uygarlıklarda görülmüş olup bu nedenle sadece çok az sayıda devlet topraklarında yer almaktadır. Ülkemiz, Orta Asya bölgesi, Rusya ve Amerika kısmında bulunan Meksika ülkesi tümülüs bulunan ülkeler ve bölgelerdir. Tümülüs daha çok Türk mezar tipi olup büyük, kurgan Türklerin yaşamış olduğu bölgelerde genelde görülür. Tümülüslerin belli bir büyüklükleri olmayıp küçüklü büyüklü olabilmektedir. Bazı tümülüslerde tepenin şekli, mezarın yönü, mezar odasının şekli, ölünün gömülme biçimi değişiklik göstermektedir. Tümülüslerin belli bir büyüklükleri olmayıp küçüklü büyüklü olabilmektedir. Bazı tümülüslerde tepenin şekli, mezarın yönü, mezar odasının şekli, ölünün gömülme biçimi değişiklik gösterebilmektedir. Tümülüslerin ilk görüldüğü yıllar günümüzden 6000 yıl öncesidir. Yani M.Ö. 4000 yıllara değin uzanmaktadır. Tümülüslerin ilk örnekleri Avrasya Stepleri adı verilen bölgede görülmüştür. Daha sonra diğer bölgelere özellikle Anadolu ve Trakya bölgelerine yayılmıştır. Tümülüslerin birden çok sayıda olduğu hatta 20-30 tane tümülüsün bulunduğu tümülüs mezarlığı adı verilen bölgelere de rastlanmıştır. Bazı bölgelerde tümülüslerin boyları genel itibariyle küçük yani 2-3 metre boyunda olan tümülüsler olmasına rağmen bazı yerlerde 6-7 metre yüksekliği olan tümülüsler de görülmüştür. Tümülüsler sadece topraktan olmayıp tepe dolgularının taştan yapıldığı tümülüsler de bulunmuş. Bunlara da taşlı tepe ismi verilmiştir. İlk yıllarda yayvan şekilde yapılan tümülüsler daha sonra sivri ve konik şekilde yapılmaya başlanmış. Zamanla taş ile birlikte toprakta, özellikle killi toprakta kullanılmıştır. İlk zamanlarda yapılan tümülüsler daha sonra ölü, ahşap ile kaplanmış bir oda içine konularak üstüne tümülüs yapılmıştır. Örneğin Midas tümülüsünde bulunan mezarda ahşap olarak yapılmış olup büyüklüğü 5-15 metreye 6-20 metredir. Daha sonraki yıllarda ise ölüleri koymak için dahitlerde yapılmış. Tümülüslerin yapıldığı yerler genel olarak tepe, sırt ve yamaçlar olarak göze çarpar. Ülkemiz eski Anadolu medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bir bölgede bulunduğundan çok sayıda tümülüs bulunmaktadır. Özellikle bazı tümülüsler oldukça büyük. Örneğin Adıyaman ilimizde bulunan ve birçok turisti çeken Nemrut Dağı ülkemizin en büyük tümülüslerinden birisine ev sahipliği yapmaktadır. Gordion'da bulunan Midas tümülüsünün yüksekliği günümüzde 52-53 metre civarında olup çapı ise 300 metre kadardır. Fakat ilk yapıldığı zamanlarda bu tümülüsün yüksekliğinin 80-90 metre olduğu tahmin edilmektedir. Zamanla toprak yapısından dolayı erozyon sebebiyle boyunda küçülme olmuştur. Anadolu'da bulunan en büyük tümülüs Bintepe'deki Alyattes tümülüsüdür. Bu tümülüste ağırlığı 10 tondan fazla olan taş bloklar kullanılmıştır. Alyattes tümülüsünün çevresi 115 metre olarak hesaplanmış. Çapı yaklaşık olarak 350 metre civarı olup 68-69 metre yüksekliği bulunmaktadır. Bintepe bölgesinde bulunan tümülüsler yakıştırma olarak Anadolu piramitleri ismiyle de anıldığı zamanlar olmaktadır. Arka planda güzel görüntüler eşliğinde arkeoloji derslerimize, sıra dışı arkeoloji derslerimize devam edeceğiz. Lütfen takipte kalın.